bugün numaroloji hakkında. Merak ettiğim her şeyi deli bir arkadaş buldum kendime. İyi ki de böyle delilerle karşılaştırıyor hayat beni ki deli kafaların annesi olmaktan gurur duyuyorum bu yüzden. Böylelikle birlikte delirebiliyoruz kızlarla, oğlanlarla. Çok güzel oluyor. Şimdi hemen konuğumu buraya davet ediyorum. Siz gelmeye devam edin. Hoş geliyorsunuz. Hoş geldin. Evet arkadaşlar, burada söyleyeyim. Hoş buldum. Hemen anlatayım. Ben Elif'i takip ediyorum. Böyle seve takip ederken hemen canlı yayınına mesaj atıp Elif'ciğim biz niye canlı yayın yapmıyoruz dedim. Ve şu an sizin karşınızda tanışıyoruz biz Elif'le. Bayağı burada yani. Hep birlikte bir sohbet bizi bekliyor. Çok. Ay, evet. Çok güzel oldu. Yaşasın. Bence de çok güzel oldu Elif'e. Nasıl mutlu, nasıl mutlu. Ay Elif'im. Canım. Numarolojiye girdim ben. Ama girmese evet. miydim dedim. Sen nasıl 19 yıldır burada olduğunu istersen biraz anlat. Bu alanda nasıl delirdiğini. Çünkü delirilmeyecek gibi değil bu alan. Ne oldu biliyor musun? 2002 yıl başıydı. Ben gene İstanbul'daydım o zaman. Böyle bir ev partisindeydik. Üf falan. Çok eğleniyorduk böyle. Sonra bir arkadaşımızın arkadaşıymış. Cüceydi yani. Hani ona şey böyle kısa bir insan değildi. O cüceydi yani bildiği. Ondan sonra cüce ve sarhoş başka bir arkadaşımız geldi, tamam. Ama ben onunla tanışmıyorum falan. Sonra böyle bakıyorum ama hani o ne yapıyor falan diye böyle işte yılbaşı gecesi herkes böyle çok eğleniyor evde falan. Bu arkadaşımız baktım işte birinin kucağına atlıyor dans ederken onun kucağına atladı. Kısa süre orada kaldı sonra indi sonra başka birinin kucağına atladı. Onun üstünde birazcık kaldı falan dedim ki ne olur bana da gelsin. Ondan sonra ben orada otururken geldi benim kucağıma da yaşasın. Geldi kucağıma oturdu böyle sonra bana doğum günümü sordu. Ben de söyledim işte 24 Ağustos 1978 falan. Şöyle birazcık sessizlik oldu. Sonra benim kulağıma eğilip bana dedi ki senin kendini ifade etme problemin var. Dedi ve gitti. O noktada ben hiç tabii beklemiyordum yani böyle bir şey. Çünkü benim ifade problemim hiç olmamıştı. Yani işte annem mesela sinemaya giderdim, eve gelirdim. İşte anneme filmi anlatırdım. Annem bulaşıkları yıkarken ağlardı. Ay Elif derdi böyle gitmiş gibi oldum falan. Ne güzel anlatıyorsun falan derdi. İşte onu ona anlatırdım, bunu anlatırdım. Ben herkese her şeyi anlatırdım falan. Ben ilkokulda öğretmenim böyle işte virgülüne noktasına kadar anlatan sen falan diye böyle takdir edilirdim falan. Benim yani kendimi ifade etme problemim bence çok saçmadı yani. Fakat o şöyle şöyle bir şey oldu. O günden sonra o yılbaşı ki numarolojik olarak da o sene 2002 yılı benim 24. yaşım ve ilk zirvenmiş. Dolayısıyla hayatımın ilk büyük idrakını, ilk büyük dönemecini aldığım, ilk büyük idrakını yaşadığım yılmış. O sene çok enteresan şeyler geldi başıma, şükürler olsun. Ve o kızın söylediği o şey, hani senin kendini ifade etme problemin var dediğinde bu bende takıldı. Çünkü şükürler olsun ki hakikat, bilgisi eğer bir noktada gelip buluyorsa o asla peşini bırakmıyor. Benim de peşimi bırakmadı. Sonra o süreçte şunu fark ettim Elif, ben kendime ifade etmiyormuşum. Evet. Ortaokuldan beri astrolojiyle ilgiliyim falan böyle şey yani bana bunu doğum günümden söyleyemezdi anlatabiliyor muyum? Bana Başak Burcu olduğum için senin kendini ifade etme problemin var diyemezdi yani. Peki bunu neye dayanarak söyledi falan. O sene çok enteresan şeyler yaşadım ben. Sonra Eylül-Ekim ayları gibiydi. Bilgi ışıktır mottosuyla yola çıkıp peki ben ne bileceğim yani ne bilirsem hayatıma ışık tutabilirim dediğim. Kendime doğru soruları sorduğum. Doğru soruları sorduğum için aslında o doğru cevapların basitçe geldiği ve o doğru soruları sorarken ya da kendime cevap verirken kendimi yargılamadan, eleştirmeden, böyle kendimi canına okumadan sadece o basitçe cevapları duyduğum bir süreçte şeyi fark ettim mesela ben 39-12 benim yaşam amacı sayım. Bir noktada 3 fakat 3 ve 9 ve 1 ve 2'nin enerjilerini de barındırıyor içinde hani yaşam amacı olarak. Ve üçün konusu duyarlılık ve ifade. Dolayısıyla ben kendimi kendime ifade etmiyormuşum. Ortam, durum neyi gerektiriyorsa, orada uyum, ahenk nasıl sağlanacaksa, bu çocukluğumdan itibaren annem, babam, kardeşim olmak üzere çocukken, sonra işte diğer şekillerde hep dışarının ihtiyaçlarını duyarlılık gösterip, aslında kendimi kendime ifade etmediğim için o süreçte şey oldum böyle, ben mesela çağırıyorlar işte, Elif geliyor falan işte yaşasın şöyle eğleneceğiz böyle partileyeceğiz falan. Ben gerçekten çok eğlenmeyi seven bir tipim.
Ama ben gitmek istiyor muydum gerçekten? Yani ben orada olmak istiyor muydum? Ben gitmek istiyor muydum? Ya da ben ne yapmak istiyordum? Kendime hiç sormamışım ve ifade etmemişim. Bu farkındalık çok işime yaradı. Sonra da eskiden Tunalı Hilmi'de Sevda Cenap Ant Müzik Vakfı'nın bir kitap evi vardı. Eskiden Tunalı'da çok güzel kitap evleri vardı. Oraya gidip böyle ezoterik kitaplar falan, ben ne bileyim ezoteriğin ne ezosunu bilirim ne e'sini bilirim. 24 yaşındayım, anladın mı? Hiçbir şeyden haberim yok ama şey falan okumuşluğum vardı işte, böyle bir çift yürek, işte aborjinler, hep böyle bir ilgim vardı. Tanrı'yla sohbet falan filan ama hiç orada değilim. Çok hoşuma gittiği için okuyordum falan. Meğersem hepsi bir şeyin birikimi olacakmış. Ve karşımda bir tane kitap vardı sanıyorum. Eğer ben uydurmuyorsam öyle hatırlıyorum. Belki de uyduruyorumdur işi daha böyle Olsun. aklımı sihirli bir hale getirmek için. Ama önüme bir Yaşasın. kitap düştü ya da raftan düştü. Aynen böyle hani dik tutarlar ya şöyle kitabı. O böyle düştü. Ben de bu ne diye baktım. Hayatınızın amacı doğum tarihinde gizlidir diyor. Bir dakika dedim, ya bu kız bana çok kritik bir şey söylemişti. Ve dolayısıyla bana doğum tarihinden söylemişti. O zaman bu kitap acaba onun yola çıktığı kitap olabilir mi heyecanıyla. Ben o kitabı okumaya başladım orada kitap evinde. Ve kendimle ilgili bana hiç kimsenin söyleyemeyeceği, bana benim dahi yani itiraf edemeyeceğim şeyleri kitapta okuduğumda, o Dan Millman'ın muhteşem kitabı, Hayatınızın Amacı Doğum Tarihine Gizlidir, bana böyle çok çok anlattı, böyle bana anlattı, böyle ben şöyle oldum. Ha dedim ya, gerçekten aşırı doğru söylüyorsun. Sonra annemi okudum, kardeşimi okudum, babamı okudum ve aynı evin içerisinde, aynı şartlar içerisinde büyüyüp de birbirimizden, mesela bahçe dediğimde herkesin kafasında başka bir bahçe canlanıyor olmasının ve annemin bahçesinin böyle bir kalitede, yani quality olarak, işte babamınki şöyle, kardeşiminki böyle, ya o zaman okey, yani ben herkesin ve her şeyin birliğini çok hissediyorum fakat bunu deneyimleyemiyorum. Tamam mı? Öyleydim o yaşımda. Söyledim ki çünkü herkesin deneyimi eşsiz ve biricikmiş. Hepsi, bu sefer başladım numarolojiyle ilgili bütün kitapları toplamaya. Tabii ben çok anlatıyorum Elif, sen istediğin zaman araya girebilirsin. Ondan sonra onları okudum. İşte sayılarda saklı yaşamınız diye Joseph Campbell değil kesin ama Julia Campbell olabilir. Öyle çok eski bir kitap var. O da ilk kitaplarımdan biri oldu. Mesela şey çok ilginçti benim için Elif, ya bunu söyleme, hep eğitimlerde de anlatıyorum hani yeri geldiğinde atölyelerde falan. Hani babam hep şey derdi böyle, ben sizin için yaşıyorum falan. Tamam mı? Hani ben sizin için, ama bu kadar bencil bir adamın, anladın mı, ben sizin için yaşıyorum dediğinde hani böyle eli tutulur hiçbir tarafı yok görünürde. Ama o her söylediğinde, hani ben sizin için yaşıyorum dediğinde böyle benim içimde bir, hani ben sizin için yaşıyorum falan diyor. Böyle benim içimde bir yer tınlıyor ama hareketleri hiç öyle değil falan. Sonra babamın böyle ilk isminden böyle bakıp da, işte babamın ruh güdüsü bir isminden. Dolayısıyla ben diye hareket ediyor. İfadesi bir. Bu adam ben diye görünüyor. Fakat tek başına kaldığında dokuz. Yani hiçbir zaman kendisini düşünmüyor. Sadece bizi düşünüyor. Ve bunu gördüğümde böyle şey, çok etkilenmiştim yani. Şey olmuştum böyle. Görünenin aksinde herkesin kendi içerisinde yaşadığı dünya hakkında o ne kadar söylerse söylesin o kadar bize geçmiyor. Bana geçmiyordu. Geçiyordu ama ben onu elle tutulur bir şeyle mantığımı Bakamıyordunuz. Ha, oturtamıyordum. tabii. Aynen, ama sayılarla her şey öyle bir mantığına oturmaya başladı ve o kadar güzel oldu ki, dolayısıyla 2002'nin sonbaharıydı. İşte 20 sene olacak neredeyse. Bugün bugündür. İşte o zamanlar bana Matrix Elif falan diyorlardı, böyle işte ne numaroloji var ne yoga var, anladım hani hiçbir şey yok. Böyle merhaba adın ne falan, böyle doğum tarihin ne zaman falan, işte üçler, beşler, yediler anlatıp duruyordum böyle o zamandan. Fakat şey de söyleyeyim, o ilk zamanlar sayıların bilgisi o kadar kıymetliydi ki ben kendi sezgilerimden çok sayıların ne olup ne olamayacağına dair kıymet verip ona göre hareket ettim. Saçma sapan hesaplamalar yapıp saçma sapan şekilde hareketler ettim. Ve şeyi de gördüm, bilginin kölesi olmak ne kadar kötü bir şey. Yani bilgi sadece hakikaten Araçları ışık. yanlış kullanıyoruz işte bazen. Çok hızlı, Aynen, çok hızlı tüketiyoruz. ilk başta onun böyle büyüsüne kapıldım. O evreden de geçtim böyle. Söyledim ki hayır, ben sayıları bir tarafa bırakacağım ve öncelikle sezgilerimle hareket edeceğim. Sonra da bakacağım sayılarla bunun sağlamasını yapacağım. Şimdi hayatımda öyle yapıyorum. Hani oradan bu 3. 9 yılıma girdim. Yani 18 sene bitti. 3. 9 yıl başladı numarolojide ve şimdi benden ifade buluyor. Öyle işte ben şunu biliyorum falan deyip öyle ortaya çıkan Çok birisi şükür. olmadım. Benim için aynen hayatı yaşamak ve onların benim hayatımdaki hizmeti ve etrafıma tabii ki
faydası öncelikliydi. Fakat birdenbire şimdi öyle sayıların delisi bir insan olarak daha çok konuşur oldum falan. Vakti şimdiymiş. İşte şimdi de bak ne güzel. Elifliyoruz işte. Yani yapmak Yaşasın. istediğimiz de buydu zaten. Yani ben de bir gördüğün gibi 33'e 6 olan insan olarak Aramızda aşk var bebişim. görüyorsun ki reddedilemez üçler olarak. Ne yapacağız hocam? Ne diyorsunuz? Üçler hakkında böyle biraz anlatsak mı? Üçlere mi giriş yapsak? Bir üç yapalım diye içimden geçti şu an bir. Ne diyorsun? Üç güzel sayı ya. Üçle başlarız. Hadi o zaman öyle yapalım. Yani evet yapalım. Ve üçü Tamam. anlatmaya başlayabiliriz. Tamam. Üç şöyle. Bu arada öncelikle şunu söyleyeyim Elif ya. Bütün sayılar evrensel yasaları işaret eder. Aslında onları anlatır. Ve dolayısıyla biz hepimiz bir sebepten bir şekilde bütün bu evrensel yasalardan mesulüz. Ya fazla olduğu için, ya olduğu için, ya da hiç olmadığı için. Dolayısıyla bütün yolculuk aslında bütünlenme yolculuğu. Bütünlenme de dışarıdan aldığımız bir şey değil. İçeriden o kısa kalan yerlerimizin uzayıp genişleyip o çemberi tamamlayabilmesi için ihtiyaç duyduğumuz şey. O yüzden hani sen üçsün, ben beşim, o altı falan demek tıpkı astrolojide sen başaksın, sen yengeçsin ne kadar yüzeyselse sayıların da şeyinde, analizinde öyle. O yüzden bu üçü anlatırken hepimizin bir yerine dokunacaktır. Yok işte Kesinlikle. ama bazılarımızın daha çok dokunacaktır. O Yani o çok orada çok kendi önemli. o kendini hisseder kesin. Aynen öyle. Üç şöyle. Üç aslına bakarsan idrakla ilişkili. Tamam mı? Üç sanatsal ifade eder sayılarda. İşte üç duyarlılık bir ifade eder. Mesela tanım olarak Dan Millman. Ben ona Dan Millman demeyi daha çok seviyorum. Böyle aramızda bir samimiyet var. Böyle Dan Millman ama aslında Dan Danım. yani adım. Duyarlılık ve ifade eder. Türkçe'ye öyle çevirmişler. Oradaki o duyarlılık üçte etrafına dönüktür. İster istemez. Üçün içinde bir iki var. Üçün içerisinde bir ve iki var. Herhangi bir sayının nasıl çalıştığını anlamak istiyorsak eğer onu gerçekten böyle içine ayırmakta fayda var. Mesela bir ve ikiyi anlamakta fayda var. İki denge ve işbirliğidir. Üç kendisiyle olan ilişkisinde başlangıçta. Merkezde, kendisiyle olan ilişkisinde, kendi kutupluluğu içerisindeki bütün o ilişkilerde samimi, dürüst, içten ve en önemlisi özgün, özge, o tuhaflığını kabul edecek şekilde kendini dinleyebildiğinde, kendine duyarlı olabildiğinde dolayısıyla o bir ifadeye dönüşür. O ifade dediğimiz şeyi de biraz açayım. Çünkü ifade aslında bir çaba değildir. İfade bir sonuçtur. Doğal olarak bir şey olur ve onun mesela işte çiçeğe toprağa ekersin. Ondan sonra onu sularsın ve o ifade olarak o büyür. O bir şekil alır. Ağacın, her bir ağacın farklı dalı vardır. Çünkü her bir ağacın ifadesi farklıdır. Anlık bir şeydir ifade. Spontan bir şeydir. Ve aslına bakarsan manipüle edilemez. Çünkü o unpredictable, beklenmezdir. Alev gibidir. Üçünde elementi ateştir. O yüzden o üçün güzelliği ben şu anda ne hissediyorum, ben şu anda ne düşünüyorum, bunların ne düşünmem gerek ya da ne hissetmem gerek kaygısından öte ne düşünüyorum, ne hissediyorum, şu anda ne yapıyorum ve ne istiyorum. Bunları basitçe o duyarlarını kendine çevirip bunu kendine ifade ettiğinde basitçe, sıradan, samimi bir şekilde bu doğal olarak bir ifadeye dönüşür. O ifade doğal olarak sanatsaldır. Bunu resimle yapabilir. Resim derken renklerden ya da karalamalardan bahsediyorum. Yani böyle bir fotokopiden bahsetmiyorum. Resimlerle bir ifade bulur. Renklerle, desenlerle ya da notalarla ya da sözlerle, kelimelerle, işte şiirle, şarkıyla ya da hikayelerle ve beden diliyle. Dolayısıyla bu ifadeyle aslında kendini var hisseder üç. Çünkü kendine, kendi özgeliğine, özgünlüğüne, içindeki bütün o kutuplulukla beraber rağmen değil, ona izin vermiştir. Ve bunun ifade bulması için aslında alan tanımış. Üç için söyleyebileceğin çok kritik bir şey var. Üç için kitapların birinde şey diyordu, böyle sünger gibi. Müthiş derecede de o suyu içine alır ve dolayısıyla ağırlaşır ve hiç olmadık yerde birisi şöyle dokunduğunda da pıh diye o suyu bırakır. Tamam mı? Öyle bir gizli öfkesi vardır üçün içinde. O yüzden üçün kendini bile isteye o süngeri şöyle sıkıp boşaltması lazım. Karalama mı yapacak? Köşeye. Şiir mi dökecek? Şiir dökmek aynen. Şiir 2-3 böyle bedenine, bu bir sağaltım yöntemidir aslında dans. Bedenine ihtiyacını ona vermektir. O enerjiyle, o duyguyla, o düşünceyle bedeninin hareket etmesine izin verecek falan. O enerji bir salınacak. O zaman o öfke zaten doğal olarak o gizli öfke yaratıcılığa, samimiyete, Ben içtenliğe, diyorum daha çok paylaşmaya. parti yapalım. Daha çok parti yapalım. Bu kadar basit.
Yani Ben yeni bunu parti kuracağım ya. Bir parti ev partisi partisi. kurmayı düşünüyorum. Parti partisi diye. Bir de after party diye. Yani daha çok partileyelim. En güzele. Hayat yaşayınca güzel. Böyle Ay. güzel. Öyle. Üç, mesela günlük tutmak 3'e çok iyi gelir. Ama orada gene yazması gereken bir şey değil. Bulması gereken bir şey yok. Basitçe sıradan bir şekilde ifade bulmaya, ifade etmeye ihtiyaç. Öyle konu 33 olduğu zaman senin gibi. 33-6 olduğu zaman. Hele ki de bir de Elif'in ses harflerinin toplamı 9. Hani 3, 6 ve 9 Tesla'ya göre hayatın ve büyük aşkın, o ilahi aşkın şeyidir, formülüdür. Özünde her zaman işte aslında 3'ü çalıştırır. O duyarlılığı kendine çevirip spontan, samimi, içten, öncelikle kendine olduğunda doğal olarak o dışarıya yansır. Yoksa eğer kendine benim ihtiyaçlarım ne diye gelmeden ben ne düşünüyorum, ben ne hissediyorum demiyorsa kişi ne düşünmem gerek, ne hissetmem gerek, ne yapmam gereklerle hayatta kalmaya çalışıyorsa o zaman bu etrafına da o kadar aslında doğal olarak o katılıkla geçiyor ki böyle. Aa, o uyum ahengi bulmakta zorlanıyoruz, sonra o çabanın içinde yoruluyoruz falan. Gene en sonunda her şey insanın kendine, samimiyetine, içtenliğine, kendini olduğu gibi kabul etmesine, aslında olduğu gibi kabul etmek değil, öncelikle olduğu gibi olmasına izin verip sonra daha iyisi, bundan daha fazlası olabilmek için samimiyetle oraya irade koymasına geliyor. Sonra geri kalan her şey ona göre şekilleniyor zaten. Öyle Burada yaşasın. da, burada da, burada da numerolojiye hiç gerek yok. Her şeyi kaldırın, atın. Anlattıklarımız zaten yapmamız gereken şeyler. Yani aslında geçelim Aynen, 3'ü 5'i, aynen. geçelim her şeyi şu an. Sadece bunu yapsak, hep birlikte bunu yapsak kendimize bir iyilik yapmış oluruz. İnşallah olur. Bugün bunu Evet ya, izleyenler evet. ve bundan sonra izleyecek olanlar. Sadece bu aslında. Hepimiz bunu yapmalıyız kendimize. Evet. Ne güzel. Öyle. Hakikaten öyle. Sana sormak istediğim başka ne var acaba? Ya sana sormak istediğim başka ne var? Kurtlarla koşan kadınları hiç açmak istemiyorum. Oraya hiç girmiyorum. Çok tatlısın. Ayrıca gireriz oraya. Bayılıyorum. O kısma da bayılıyorum. Ya sana sormak istediğim ne var biliyor musun? Küresel bilinçlilikte bir numara var. Herkeste farklı olan numaralar. Ama bizim Türkiye olarak küresel bilincimiz nedir? Burayı merak ettim şu an. Türkiye, bak ciddi ol konu şöyle. Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşam amacı sayısı 9 ve 27'den 9. Ve biz öyle bir enerji içerisinde yaşıyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti'nde. Ya çocuk hissediyoruz kendimizi ve gerçekten bak çocuksu değil ama çocukça yaşıyoruz. Ya da mollaya bağlıyoruz. Yani molla geçmiş zamanın akademisyenleri. Mollanın belirgin bir özelliği, negatif anlamdaki özelliği aslına bakarsan tutucu olması. Hani bu böyledir ve ben bunu ispatlayacağım ve bu buradan böyle gitmeli. Tıpkı ikizler burcu ile yay burcu gibi. 3 ve 9'un ilişkisi gibidir aslında. O 9'un içine baktığımızda. Bize diyor ki Türkiye Cumhuriyeti, lütfen diyor sanat yap. Lütfen diyor aşkta kal. Bizim için aşk çok önemli. Biz bu coğrafyada bu insanlar olarak, mesela şimdi bakıyorum ekonomik kriz. İnanılmaz. Ülkenin gidişatı desek eli tutulur bir şey yok falan. Üretim yok, şu yok, bu yok. Ama ne olur aç bak. Bizim için en önemli şey aşk. Vay efendim tutulma oldu, aşk ne olacak? Vay efendim yeni ay geldi, aşk ne olacak? Merkür, Venüs oraya geçti, ne olacak? Yani ne olursa olsun bizim içinde bulunduğumuz coğrafyanın ve bu enerjinin özünde bilgelik, bütünlük, aşk, aşkla hizmet ve bunu dengeleyebilen aslında sanat diye çok önemli bir aracımız var. Ve bu coğrafyanın türküsüyle, halaylarıyla, şeyleriyle, semalarıyla, ondan sonra işte o kilimleriyle gerçekten her bir şey, Lazıyla, Kürdüyle, Çerkeziyle, Boşnağıyla, öyle bir Ermenisiyle öyle bir Lenkeli. coğrafyamız, öyle muazzam yani. Ve gerçekten hani küçükken bana işte bize söylenen, benim de kulağımda kalan işte Türkiye bir işte kültür mozaiğidir. 9 öyle bir enerjidir ki o bilgelik ve bütünlük dile çok kolay söylenir, dile çok kolay gelir ama bilge demek, bilgiyi hayata geçirmek demektir. Ve bilgiyi hayata geçirirken yanar, yanmadan olmaz. Bilgelik böyle bir şey. E bütünlük, ya şimdi ben bütünüz diyoruz, değil mi? Hepimiz bütünüz ama diyorum ki bunu diyorum hiç var ya şu bütüne koymak istemiyorum. Bu var ya bütün de olamaz diyoruz, tamam mı? Şimdi bütünlük öyle bir bütünlük ki onu da içine dahil ettiğin bir yerden bütünlük. Dolayısıyla öyle böyle bir yanma. Ben yanarım, cayır cayır yanarım ve derim ki o da o bütünün içerisinde, biz hepimiz bütünüz. Ve hatta o bütünün içerisinde
Bu da çok tatlıdır 9'da. Ben de varım. Çünkü 9 çoğunlukla kendini unutur. O bütünlüğün içine kendini koymayı unutur ve o bütünlük için yaşarken kendisi kurban olabilir. Biz de o bütünlük içerisinde, şimdi öyle bir yerden geçiyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti olarak 99. yaşında. Sayısı 9 olan, 27'den 9 olan bir enerji içerisinde. Denge ve işbirliğini hakikaten görmeye ihtiyacımız var. İtimat ve açıklığa ihtiyacımız var. Yani ben sana senden ötürü değil, ondan ötürü güvenebilirim. Onunla olan ilişkim de benim en derindeki o hiçbir şey yargılamayan vicdanımla olan ilişkimle ancak kurulur. Çünkü yargılayan, kritize eden, neyse işte ondan yapan o vicdan bizi hayatta tutar, ayakta tutar da bizi ona bağlayamaz. Çünkü onun olduğu yerde o, yani o evrensel bilincin, o Tanrı'nın hu, Allah, bütün, ona her ne diyorsak, onun olduğu yerde yargı yok. Ve bu enerji her zaman bir sonraki sonucunu doğuruyor. Ödül ceza sistemi yok. Biz bunu anlamayabiliyoruz bazen. O yüzden de o 9'da, o bütünün içerisinde bu bunu mu yapıyor şimdi? O da bunun içerisinde diyebilmek hakikaten yanmaktır. 9'un elementi ateştir. 3'ün ve 9'un elementi ateştir. 1'in de öyle. Düşün ki 1 birim ateşse 3 birim ateş, 9 9 birim. 9 birim ateş. 9 birim Ve ateş. Türkiye Cumhuriyeti'nin de, yani bizim global ya da ne dedin sen, küresel, ne dedin Küresel biraz önce? bilinçlilik dedim. Küresel bilinçlilikte şöyle bir durum var burada. Bu sene 2022, evrensel yıl 2022, 6 ediyor. Bütün dünyada maskeler düşüyor Elif. Bütün Hayır dünyada olsun. maskeler düşüyor, bireysel sistemde düşüyor. Hepimiz kendi hayatımızda işte iyi eş, doğru insan, iyi vatandaş ya da anne ya da baba, neyse, o maskelerimiz altında sıkıştıysak eğer, oralardan özgürleşiyoruz bu sene ve önümüzdeki sene kimliklerimizi bırakacağız. Ve dünyanın her yerinde oluyor bu. Türkiye bundan nasıl etkileniyor? Türkiye için çok kritik zamanlar hakikaten. Bizim için şey, o 9'un, Türkiye Cumhuriyeti'nin 9'undan sebepli çocuksu değil de çocukça davrandığımız yerlerimiz oluyor. Ne maskesi ya? Ben maske falan çıkartmayacağım falan. Ben bununla doğdum, bununla öleceğim falan deyip o çocukça davranmakla o mollalığın, tutucu manadaki mollalığın karması acıyı doğuruyor Elif. Bizim öyle bir şeyimiz var. O yüzden bu topraklarda acı hiç eksik olmuyor. Neyse ki bu topraklarda şiir, türkü, şarkı, resim, dans ve aşk Komedi. da eksik olmuyor. Yani Komedi, her şey aşk, birlikte oluyor. neşe, coşku, aslında hepsi var. Aynen. Bir de o şey, aynen, o şey Çok çok çocuksu, o mizahiyiz aslında. espri muazzam yani. Çok 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 harikayız ya. Çok harikayız. Özel sayılar 11, 22, 33 sadece isimden mi yoksa doğum tarihinde birlikte mi gelmeli? Ben de bakabiliyor muyum soruları? Ha, sen Gönderdim. ortaya aldın zaten onu. Süper. Özel sayılar Cevaplaştık. 11, 22, 33. Sadece isimden mi yoksa isim ve doğum günü, cevap veriyorum. Şöyle Ceren, soruna cevap vereyim. Öncelikle özel sayılar 11, 19 ve 22. Aslına bakarsan 22'den sonraki 33, 44, 55 bunlar özel sayı olarak geçmiyor. Ha, hepsi özel mi? Hepsi özel. Yani sayıların hepsi özel. O 18 özel, 17 ayrı bir yeri var falan böyle. Hepsinin ayrı bir yeri var. Fakat neredelerse onlar. Yani onlar isminde olabilir, onlar doğum tarihinde olabilir, sadece doğduğun gün olabilir, ay olabilir. Onlar her zaman özeldir ve her zaman o şekilde toplanır. Yani mesela isminde ışıktır mesela ismin, ya da Ceren Soyer olduğunu tahmin ediyorum. Ben de özel sayı var mı diye bakıyorum. Bilemedim. Ama görüntüde yok. Ama mesela ismin ışık olsa I 11. harftir Türkçe'de ve dolayısıyla özeldir. Ya da ismimizde S harfi varsa Türkçe'de 22. harftir ve özeldir. İngilizce'de de S harfi 19. harftir. Dolayısıyla S'nin mesela ekstra bir özel durumu vardır. Hem Türkçe'de hem İngilizce'de özel sayıya denk geldiği için. Özel sayıların birazcık şeyini açayım. Özel sayılara sahip olmak insanın böyle egosunu benim de özel sayım var Ben tatlıyım. böyle bir, ha, evet gibi hissettiriyor. Gel gör ki özel sayı demek gölgesi de o kadar özel olan bir şey taşıyorsun demek. Biz bunları aslında oradaki fısıltıları, gölge fısıltılarını bizi olumsuzda tutan ya da yıkıcıya mecbur bırakan yerleri daha kolaylıkla fark etmek için sayıları okuyoruz ya da onların bilgeliğine, işte onların gösterdiği bilgi, o bilgiye bakıyoruz. Çünkü konu şey, mesela benim ifademde 22 çalışıyor Elif'in. Elif'in sessiz harflerin toplamı da 22 Elif'cim. Ve Elif sessiz harfleri toplamı hareketi. Bu arada bunlar Türkçe'de. Onu da bir altını çizeyim. Bu Türkçe'de, biz Türkçe konuşuyoruz. O yüzden öncelikle Türkçe'ye bakmak zorundayız. Ondan sonra tabii ki İngilizce'de çalışıyor. Almanca olmaz. Çince, Arapça neye baksan hepsi çalışır. Tamam mı?
İngilizce ile Almanca aynı neredeyse alfabesi. Mesela elifler hakkında bence biraz konuşalım. Elifler tek başına kaldıklarında 22 çalıştırıyorlar, sessiz harflerin toplamı. Ne güzel ya, özel sayı, elifin ifadesi de 22. Aa, ne kadar güzel. Hiç de o kadar güzel değil. Bunu bir elif olarak bilirsin. Mükemmel şeyler yaparsın, harika şeyler yaparsın. Sonra tek başına kaldığında dersin ki ben hiçbir şey yapmıyorum ya. Elif'in iki tane altı ile başlıyor olması, E ve L iki tane altı. İnanılmaz sık eliyor, böyle sık dokuyor, neyse eliyor. Ondan sonra işte uyuz oluyor falan onlara. Neyle ilgili öndeki? Kendiyle ilgili. Eliflere şey diyebiliriz yani, öne müşkül pesent, yani Müşkül. zor beğenen ve hafif meşrep. Hoppa. Anladın mı? Hem de böyle şey bile falan. Çünkü o yaşam enerjisini barındırıyor içeride. Şey yapacak Elif, tek başına kaldığında mutlaka zamanı bükebildiği kaliteli zamanlar ayıracak kendine. O özel sayılarda da öyle. 19 şeyi bilecek mesela. Şikayet ediyor. Şikayete çok güzel düşer 19. Her şikayete düştüğünde bir adım, sadece basit bir adımla hareket etmeye başlasın. Gitmek istediği şeyi yapsın. Oraya doğru hareket etsin. Ve o şikayetin hemen arkasında metamorfoz var. Tamam mı? Bir adıma bakıyor. Ya şikayet edersin, ya adım atar, tekamül edersin. 19'un bunu hatırlamaya ihtiyacı var. 11'e baktığımız zaman 11 diyor ki ben, diyor, muhafazakar mıyım, radikal miyim, tembel miyim, çalışkan mıyım, huylu muyum, huysuz muyum, ben neyim Allah aşkına, diyor. Deliriyor böyle. Hem huyluyum, hem huysuzum, hem çalışkanım, hem tembelim. Bunların ikisi de benim. Çünkü aslında ikisi de ben değilim. Bu iki veçe, bu bütün kutupluluk benim gitmek istediğim yere doğru bana hizmet ediyor. 11'in bunu bilmeye ihtiyacı var. Yeter ki o 11'i 2'ye düşürmesin, ideallerinin peşinden gitmeye devam et. Şahane. 22, anın tadını çıkartsın. Anın içindeki şu piksellerini şöyle ayırsın. Madde ve manada yaşam, şu anı, buradaki atomları hissetsin. Ondan sonra desin ki ben ne yapmak istiyorum? Bunu yapmak istiyorum. Zamanın var mı? Var. Keyifle yaptığı şeyi yapmaya devam et. Ha, ne oluyor? 22 basıyor buradan. Geç kaldın, millet aldı yürüdü işte falan filan. 11 diyor ki sen, diyor, çalışkan mısın, tembel misin, belli değil. 19 diyor ki bu kadar zor mu olmalıydı falan. Hepsinin altında arabesk, tamam, böyle şeyler var. Sayılar bunu anlattığı zaman, o zaman özel sayılar diyor ki ha, benim gölgem o yüzden bana bu kadar basıyor. O yüzden bak bana bunları söylüyor falan. E bunları fark edeyim ben. Onları da alayım, kucaklayayım. Çünkü hayat boyu bu tutulsalar ben ne olacak? E bunun olumlu tarafı neydi? 22 için andan haz almak ve basitçe olmak istediğin yere doğru irade koymak ve bundan keyif almak. 11 için ne? İdealim ne benim? Bu. Burada tembel ve çalışkan olmak, huylu ve huysuz olmak bana hizmet ediyor, bu kutupluluk. Ben ideallerimin peşinden gideyim. Aşktır. Aşk sözcüğünün ifadesidir 11. 19'da herkesin kendine göre zorluğu var. Ben, bana bu kadar basıyor ya, bu hemen ardındaki ışığın parlaklığı yüzünden ben sadece bir adım atacağım. Bunu hatırlamak için. Oh, şikayet mi bastı? Ben bir adım atayım falan. Bunları, yani onları anlatıyor. Yoksa 19'u 1'de görürüz, 11'i 2'de görürüz ve 22'yi 4'te görürüz. Ama özel sayılarda bunlar bir ekstra basar. Tamam mı? Yoksa böyle canım ben de 22'yim falan bir havası yok yani. Dışarıda hava atabilirsin ama içeride onu yaşayan bilir yani. Anladın mı böyle? İçeride sürekli öyle bir durum var ya. Ben onun farkındayım. Manyak ya. Anladın mı? O şeyi, ortamı ona bıraksak canımızı okuyacak falan. Hadi tamam kardeşim, bu kadar çok şey yapma. Çok yorma. Tabii süreçte Elif'im bu. tamam. Ya çok Elif'im ben. Elif'im biraz yoga yap bak, biraz anı böyle pikselleri de genişle şöyle falan, böyle sevdiğin şey yapmaya devam et. Ve şey, şu çocuğa iyi bak yani, o dördü gördüğümüz yerde hep kalp, hep çocuk. O öyle. Sayılar çok keyifli Elif'im ya. Ya Hikayeler evet hikayeler, aşkım, masallar masallar evet, yani. kesinlikle kesinlikle. Bak, biri sen konuşurken Elif hakkında, biri Arapçada ilk harf olmasından hani dolayı bir şey olur mu diye şu an bulamıyorum tabii soruyu da. Ama beni duyduğunu düşünerek sen cevap vermek istersen. Seni duyuyorum. Bir Hı. yandan da birisi plakasını sormuş. Çok seksi, çok tatlısın Melike'ye. Plakasını sormuş. Nasıl yorumlayabiliriz diye. Çok Plaka. tatlı. Plakalar da Aa, hiç kaçırmışım. boşuna değil. Evet. Kaçırmışım bakayım. Harflerden ve dillerden bağımsız olan evrensel bilimsel sayıların sabitlerin numerolojide karşılığı var mıdır? Örneğin pi sayısı 3,14 gibi bir soru. Ya seni dinleyemedim. Şu sorulardan bir tanesine şey yaptım, heyecanlandım. Çünkü şöyle, ana kulvarım diyor 3 diyor yaşam amacım. Ana kulvarım 3, yaşam amacım 33,6. Şimdi yeni yeni, yani yeni derken herkesin farklı ifadeleri var. Ana kulvarının ne demek olduğunu ben bilmiyorum şu an. Ana kulvarı belki ses harflerinin toplamıdır. Hani daha teknik söylerse daha memnun olurum çünkü farklı ifadeler var.
Yaşam amacı 33-6 Elif'cim, senin gibi. Evet. Üçüncü çakram da karmik diyor. Şimdi böyle bir algı var. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Hiç kimse buraya kapalı bir çakrayla gelmiyor. Ben de işte 3 sayısı yoksa, hani karmik ödevlerimde 3 var demek, 3 sayısı da ismimde yok demek. O zaman benim karmik 3. çakram karmik olarak kapalı. Böyle şöyle oluyorum. Ne? Ne yaptın? Hayır, abi öyle bir söz konusu değil yani. Abi 3'ü sadece ya da 5'i 8'i neyse, tamam mı? Sayıları çakraya indirgeyemeyiz. Şimdi çakra ayrı bir konu. Fizyolojik bir konudur. Hem fizyolojiktir hem enerjetiktir. Evrensel yasalar bunlarla ilişkilidir. Fakat asla benim ismimde 3 yok. O zaman benim 3. çakramda problem var diyemeyiz. Benim 3. çakranın da işaret ettiği, 3 sayısının da işaret ettiği evrensel yasayla ilgili bu hayatta deneyimleyeceklerim ve tecrübelerimle aslında öğreneceklerim var. Tamam. Yükseliyorum ben burada, bir heyecanlanıyorum falan. Öyle çünkü çünkü öyle yani. Bir kere orada bir yanlışlık yok. Ya işte benim çakralarımız kapalı değil. Bir de mesela 3 sayısı yoksa isminde, tamam. O zaman sadece manipüra çakra ile ilişkili değildir. Çünkü yukarıdan aşağıya da saçma sayma özgürlüğümüz var. Boğaz çakra da 3. çakra. Dolayısıyla boğaz çakranın da 3 ile ilişkisi vardır. Bir tek 4 sayısı yukarıdan aşağı 4'tür. Aşağıdan yukarıya 4'tür. 4 o yüzden çok eşsizdir. 4'ün zaten birçok yerde, birçok bilgide 4 kapı, 40 makam, 4 yön ki her birinde bir şifa çemberinde bir erk hayvanı var ve o çok şey anlatıyor. 4 mevsim, evrenin 4 kuvveti, fizikte görebilirsiniz onu, temel 4 kuvveti var. 4 dürtüden bahsediyor Jung, 4 akıldan bahsediyor tasavvuf. Yani böyle 4 çok özeldir ve hakikaten de çakralarda yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı bir tek 4 var. Onun dışında dediğim gibi mesela benim diyor işte 2 yok. Ki Türkçe'ye göre hesaplamıyorlar çoğunlukla, ilginç bir şekilde. İngilizce alfabe üzerinden hesaplıyorlar. S ve Ş'leri aynı alıyorlar. C ve Ş'leri aynı alıyorlar. Ne oluyor, bir de Türkçeden hesaplayın. Belki de orada bir sürü için var. Ve onu lütfen araya söyleyeyim. Hani o sorunun şeyiyle, fırsatıyla. Ve önceki Türkçe hesaplayalım lütfen. Ondan sonra İngilizceleri hesaplayalım. Ve hiçbir zaman bir eksikle doğmadığımızı, bir maceraya çıktığımızı hatırlayalım. Ne olur ya. Bu macerada tamamlanma dediğimiz şey ise bizde olmayan bir şey değil. Kontratımız gereği deneyimleyerek aslında onu yerine koyacağımız bir şey. O zaten bizde var da biz onu realize ediyoruz yani. Fark ediyoruz ve gerçekleşiyor. Böyle gizli hazine gibi yani. Öyle. O Aynen. yüzden o soruya biraz heyecanlandım ben. Onu söylemek İyi istedim. yaptın kuzum. Ne güzel de cevapladın. Ben ne okumuştum? Pi sayısını sormuştu bir de. Sonra ruh güdüsü eşittir, ana kulvar eşittir, sesli harfler toplamı demiş. Gülcan demiş. Evet, harflerden ve dillerden bağımsız olan evrensel, bilimsel sayıların, sabitlerin numerolojide karşılığı var mıdır? Örneğin pi sayısı. İşte böyle bir Ya pi soru. sayısı enteresan bir sayı. Bana şeyi hatırlatıyor pi sayısı. Biraz önce 3'ü anlattığımız gibi. Mesela pi sayısı da böyle sonsuz gidiyor ya. Şimdi 3 o spontanlıktır, o içten samimi ifadedir. Ve bunu ben buyum. Yani ben buyum derken ben buyum değil yani. Ben şu an olmakta olanım dediğimiz haldir. Abi 3 sayısının, yani pi sayısının 3, 1, 4 diye gidiyor ya böyle, ki bence o 1, 4'ler de çok şey anlatıyor her bir sayı. Fakat şunu anlatıyor. Sonsuz o. Yani ateş, Bu da alev olabilir diye yandığı zaman böyle özel göstermiş. Bu da nasıl? olabilir. Bak, sonsuzluk da var diye. Evet, yani şey, sonsuz olasılık var şu anda samimi içten ifadede olduğun zaman. Hiçbir şey yapmak zorunda değilsin, hiçbir şey gerekmiyor. İçinden geldiği gibi samimiyetle nasılsa öyle olmasına izin ver ve bu sonsuz olasılıkları barındırıyor içinde. Bu sonsuz olasılıklar içerisinde en gerçekten istediğim, sevdiğim ve kendimi iyi hissettiğim halde davranabilmek müthiş bir özgürlük. Pi sayısının da bence birazcık ona göndermesi var. Yani o sonsuz uzuyor olması ve 3 ile başlıyor olması bana onu hatırlatıyor. Şey gibi onu söylüyordum mesela, ateşi 3 mesela tanımlamakla ilişkilidir. Hani idrak çünkü bir noktada tanımdır. Fakat tanımlamadan idrak edebilme yerini anlatır 3 tuhaf şekilde. Yaşarken idrak edersin, sonra onu öyküleştirebilirsin. Çünkü burasıyla da ilişkili 3. Onun üzerine hikaye koyabilirsin. Burada da gene o hikayede kendini ya da bir başkasına zarar vermeden samimiyetle o hikayeyi yazabilmek. Şeyi söyleyeceğim. O hikayeyi yazdığında da oraya çok tutunmamak önemli. Çünkü ateşi biz tanımladığımızda herhangi bir şeyi, üçte onu anlatır, o ateşi durdururuz. Fakat ateşi ateş yapan şey o alevlerinin hareketidir. Ve mesela ben sana diyorum ki Elif diyorum, sen ne kadar iyi, verici, tatlış bir insansın diyorum. Hop, seni oraya koy. Sonra sen yarın öbür gün huysuz, tatlış olmayan, hiçbir şey paylaşmak istemeyen bir haline büründün. Bak diyorum ya falan.
Halbuki ben sana o tanımı koymasam, tamam mı? Sen sadece basitçe 3 olsan, sen olmakta olan olsan, 3, 1, 2, 3, 1, 4 falan gitse böyle. Ben de merakla baksam sana, desem ki Elif bugün nasıl acaba? Elif acaba bugün bana hangi renklerini gösterecek? Peki o zaman birbirimiz hakkında aslında o kadar hayal kırıklığına da uğramayız. Kendimizi de bir yerlere sıkıştırmayız. 3 biraz bunları anlatıyor. Pi sayısında bunu işaret ediyor gibi geliyor bana yani öyle. Beklentiler, beklentiler. Üzüyor. Beklenti üzer hocam. Bir de demiş ki ne demiş? Üçü sevmemek, iğreti olmak nedendir? Ama benim o sorunun biraz daha açılmasına ihtiyacım Evet, bu soru biraz şey olmuş. var. Şey diyor, Aha. yedi sayısını çok severim. Acaba neyi ifade ediyor Aha, diyor. şimdi Birazcık tam ondan bahsedeyim tam onu koymuştum ekrana. mi? Yediyi çok severim. Çünkü aslında aklınızı yediğiniz yerdir orası. Ya çok akıllı olup böyle saçma sapan bir şekilde hayatımızı yeriz. Gerçekten içimizden geldiği gibi davranmayız. Çünkü bilmek önemlidir yedinin gölgesinde. Bilmek ve doğrusunu bilmek. İşte doğru olmak, kibar olmak, iyi olmak falan gibi o doğrusunu bilip yedinin elementi sudur. O doğrusunu bileceğim diye o su elementinin akışına izin vermeyip donmaktır aslında yedinin gölgesinde o vardır. Ya da yedi yapabilirken, yaşayabilirken, sevebilirken, gülebilirken, ağlayabilirken, nefes alabilirken, verebilirken yapabilmekle aslında hayatı bilmek, kendini bilmek üzere bir yoldur yedi. Yedi akıştır. Yedi gerçekten şu yukarıdan aşağıya doğru o an içtenlikle, samimiyetle sana ne akıyorsa onun akmasına izin vermek ve bunun doğru, yanlış, iyi, kötünün ötesinde samimi, pure, saf, içten olmasına izin vermek. Çünkü ilahi olan öyle. Fakat biz o ilahi olana, içimizden akana izin vermeyip bu doğru, bu yanlış, burada yanlış anlaşılırım, bak o şimdi böyle yaptı, bu aslında bu demek falan deyip o varsayımların ve sözde bildiklerimiz üzerine hareket etmeye başladığımızda o güzelim enerji maalesef o akış, o su donar ve biz de kırılmamak için mesela daha kırıcı olabilir ilginç bir şekilde. Ya da çok kolay kırılabiliriz. Ama yedi der ki, sen der doğru olmak için değil, o bir Yunus Emre'nin sözü. Doğru olmak için değil, duru olmak için buradasın. Yedinin elementi sudur. Biz o duruluğumuzla kendimizi olduğumuz gibi ve olmak ne olmak istediğimize dair samimiyetle izin verip oraya doğru irade koyup akarken olduğumuz gibi olmaya izin verdiğimizde o bir yerden sonra buharlaşır o su. Çünkü o yaşamla, o canlılıkla buharlaşır ve biz daha da böyle hafif ve artık hani o şeyde vardır ya Mısır inanışında öldükten sonra bir teraziye konulur ve işte günahları ve sevapları bir kuş tüyünden daha ağır gelmeyecektir. O hafifliğe ulaşabilmek, o buhar haline gelebilme samimiyetini evet gösterebilmek işte yedi bize bunları anlatır. Çok sorar yedi neden 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 bu ne bu ne bu ne nedir diye. Halbuki analiz etmekten çok orada da formül o hissetmeye gerçekten hissetmeye izin vermeyi ihtiyacı vardır. Nasıl bilmiyorum değil, nasıl yaşayabiliyorum, nasıl hissedebiliyorum onlara bakmaya ihtiyacı vardır. Yediği çok, bütün sayıları çok seviyorum ben ya. Şey yapamıyorum yani. Yani hepsi benim çocuğum böyle çok seviyorum. Mesela fatura ödüyorum Elif, tamam mı? Bu korkunç elektrik faturaları geldi ya, ben Yoğunluk böyle zamanı mı böyle? güzel ya. Tabii, şey diyorum, o diyorum 4, 6 falan toplamı bilmem kaç falan, ne güzel sayı geldi. Başka türlü çünkü delireceğiz bazen. İşte sebze alıyorum, meyve alıyorum falan, şey 176 diyorum. O diyor güzel diyorum, 1, 7 falan, onun toplamı Bana bilmem güzel ne. şeyler Böyle anlatıyor şu an. şey, Tabii öyle nereden tabii çıkmış. tabii. O yüzden az önce plaka da o yüzden büyük ihtimal ilgin çekti. Plaka sorusunu da Aynen, şuraya evet. yapıştırayım mı? Lütfen yapıştır çünkü 07 bir Aynen. şey harfleri Ay hatırlamıyorum şimdi. Sonu pardon. 43 7. 7 ile başlayıp 7 ile bitiyor. Nasıl yorumlarız diyor, çok tatlı. Yani çok spesifik bir şey ama 7 olduğu için Antalya'yı da çok severim bu arada. 7 olduğu için inzivada kalmak, münzevi olmak, incinmeyeceğim, yara almayacağım diye kendini inzivaya çekip oradan da yara almayacağım diye kendini dışarıya açmamak mesela 7'nin gene yerlerinden birisidir. Bile isteye inzivaya ihtiyacı vardır kişinin. 7 bunu ifade eder. O inzivaya geri çekilir, o bilgiye ulaşır. Sonra da o bütün duruluğuyla, doğruluğu değil, bütün duruluğuyla tekrar insan içine çıkıp o aslında içindeki dönüşümü doğal olarak akıtıp kimseye ben biliyorum deme kaygısıyla değil, başkaları için de bunu mümkün kılar mesela yedi. Burada da iki tane yedinin olması. Onu söyleyeyim. Yoksa yani Melike yedinin özelinde de başka bir sürü şey söyleyeyim ama daha çok bilgiye ihtiyacım var. Ama belki sadece akışta evet bunlar iyi geliyordur belki Mesela teoretikte. şöyle bir şey var.
Her yerde 23 görüyorum. Doğum tarihim de 23. Ya evet, 23'ü de çok seviyorum. Hepsini çok seviyorum. 23'ü de çok seviyorum. 23 bir kere majör arkananın, o 22 karttan oluşan majör arkananın mesela bir sonraki hali, ilk başlangıcı aslında 23. Hani ben bir yolculuktan geçtim, yaptım, ettim. Şimdi yeni bir yolculuk, aslında yeniden sıfır ve 23'ün toplamı da 5'tir. Dolayısıyla oradaki o jokeri, yani deneyime, keşfe, maceraya açılan ve yargının olmadığı, her şeyin tezahür edilebileceği ve bunun okey olduğu bir yerden, yani 5. boyut enerjisinden aslında bir simya yolculuğu yaşanmış, bir 22 bitmiş ve sıfırla beraber, ki o 23. oluyor işte o zaman, yeni bir simya yolculuğuna adım atmak, başlamak olarak söyleyebilirim yani onu. Bendeki yere odur yani 23'ün. Elif'im ya. Yani bunları gerçekten Bunu saymam. ben saymıyorum şu an. Biz çünkü bugün tanıştık gördüğün gibi. Tanışmaya çalıştık. Evet. Elifleyemeye çalıştık bugünlük. Şu an çok mutluyum. İyi ki tanıştık. İyi ki buna başladım. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet, şuradan ben de kalp koyabiliyor muyum ya? Ben de koymak istiyorum. Hemen şimdi bizim için. Ya çok tatlı. Keşke sabaha kadar konuşsaydınız falan Ya diyorlar. evet Ya ya. çok tatlısınız. Evet. Keşke, keşke, Bir de keşke. bugünkü dolunayla ilgili soru var. Ne? Ve plakalar gelmiş. Çok tatlı. Plaka. Ben burada sen o kartı çekerken, evet, ben de orada şeylere bakıyorum, yazılanlara. Olur mu? Çok güzelmiş. Hazırsan çektim. Lütfen. Bizler kendi gerçeğimizi ifade edemediğimizde boğazımızda sorunlar çıkmaya başlar. Kaos gibi olumsuz söylemler, acı sözler, manipülasyon, suçlama. Bunlar hem bizi hem de etrafımızı yaralayan tavırlardır. Şimdi bunları dönüştürelim. Ben sevgi ve pozitif enerji bilincindeyim. Boğazımdaki enerji merkezini açıyorum. İçinde var olan zıtlığı, kaosu, sevgisizliği, iletişimsizliği, ses tellerimden, yutağımdan, geçmişten getirdiğim her sağlıksız enerjiyi bırakıyorum. Çok boyutlu olarak düşük titreşimli konuşmaları, ifadeleri boğazımdan çıkarıyorum. Benim boğazım, tatlarım, iletişimim sevgidir, şefkattir, huzurdur. Şimdi ve daima öyledir. Oh, ağzına sağlık. Oh, Oh. kartımıza sağlık, altın ışıklarımıza sağlık. Her şeye bize sağlık, çok güzel. Hepimize sağlık, çok güzel. Sen istediğin gibi az önce aşağıda neler okumuştun? İlgini çeken birkaç soru olmuştu sanki. Şöyle bir 5 dakika Bu hemen. bugün dolunay. Heh, Bu evet. videoyu şimdi izleyenler var, bizimle beraber olanlar var. 16 Mayıs 2022. Bunu sonradan izleyecek olanlar da var. Onlar için de geç değil. Bugün bir kapı açık. Bu kapıda 16'dan sebepli bildiğimiz, tutunduğumuz, işte ben buyum, hayatta da böyle yapmam dediğimiz o kimliklerimizi nezaketle bırakmak için bir kapı açık şu an bize. Aynı şekilde ifadeyi, kendimizi ya da bir başkasını, kendi arzularımız için, onun ya da onların özgür iradesini hiçe sayarak, kendi arzularımız için diğerlerini ve hatta kendimizi manipüle etmenin ötesine geçmek ve başka neler mümkün demek için bir kapı açık bugün. Çok Biz şükür. bu kapıdan öyle ya da böyle geçiyoruz, evet. Ve bugün aynı zamanda 2022 olması sebebiyle madde ve manada gerçekten hayattan ve bu yaşamdan sıradan basit birer insanlar olarak haz alabilme ve her şeyi hissedebilme, buna kıskançlık dahil, yani kıskançlık hissedebilirsin, öfke hissedebilirsin, bunu hisset, bırak aksın. Ondan sonra bununla hareket etmediğin müddetçe zaten basitçe insansın demek. Bunları hissedebildiğimiz ve ben bunları hissetmem, ben aslında böyleyim ve böyle olmam dediğimiz ve arkasına saklandığımız o personaların, o kimliklerin, maskelerin dökülmesi için bugün bir kapı açık. Ve bütün bu kapılar hepsi bir araya geldiğinde ne yapıyor biliyor musun? Bugünün sayısı 18, 18'den 9. 18'den 9 bugün de konuştuğumuz Çok gibi, şükür. evet. Aynen, çok şükür. Aşkın kendisi olmak mümkün. Bizim özellikle bu topraklarda ihtiyaç duyduğumuz şey o. Dönüşüm de onunla beraber geliyor. Bugün 18'den 9. Belki bugün bazılarımız çok böyle lunatik, yani ay kartı gibi, orada anlattığı gibi böyle çok derinden duyguların ve karmaşanın, kaosun, şüphelerin içinden geçiyor olabilirler. Ne olur geçin, olsun, öyle geçin. Bir tek şeyi hatırlayın, hepimiz onu hatırlayalım. Masumuz, hak ediyoruz.
gerçekten değerliyiz ve bu bizim özel olduğumuzdan değil, bu zaten bu yaşamın bir mucize ve bizim de bu mucizeyi deneyimleyebilen o biricik küçük mucizeler olmamızdan kaynaklanıyor. Bugün birileri için aşk ya da kendin için aşk dilerken ya da aşk olmak isterken bunu en güzel sanatla dengeleyebileceğini ve o bütünlük için çok şey isterken kendini de o bütünlükten ayıramayacağını, o yüzden o bütünün içine kendi biricik, eşsiz, o derin kalbinin arzusunu ve oyununu, buraya hangi oyunu kurmak için geldiyse onu yapmanın ne kadar önemli olduğunu, ancak öyle birliğe ve bütünlüğe hizmet edebileceğimizi söyleyebilirim. Öyle. Oh be. Oh. 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 Ne güzel dedin. Yaşasın. Ne güzel dedin. Ne güzel dedin. Oh. Evet. Bugün güzel bir gün. Böyle bir günde geldiğin için, bana zaman ayırdığın için, bana alanını açtığın için gerçekten çok teşekkür ederim. Tanıştığıma çok 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 mutluyum. Bundan sonra devam ederiz artık. Konular, konular, Kesinlikle. konular. Burada bugün ne kadar çok yapacağız mı, yapamayacağız mı, şöyle mi, böyle mi dedik ve yani gördüm ben de. O kadar mutluyum ki yapabildiğimiz için. Ben de çok Çok, mutluyum. çok Ben de teşekkür çok ederim mutluyum. Elifciğim. Yani beni bütün o böyle acaba orada olacağım, yapabilecek miyiz falan filan hallerimi de böyle bütün bir nezaket ve böyle süper tatlış bir gülüşle böyle Elifciğim sen rahat ol dediğin için, tamam mı? Böyle o kadar güzel ki çok Çünkü teşekkür ediyorum. Çok çok tatlısın yani. bir yere yetişmiyoruz. Buradayız. Hepimiz buradayız bence. Oh, oh yaşasın. Oh. Çok teşekkür ederim. Andayız. Ay, Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki geldin. İyi ki, iyi ki öpüyorum. geldim. Ben de öpüyorum. Şuradan da İyi şöyle ki. yapıyorum. Haydi iyi geceler. İyi dolunaylar. Yaşasın. Bye bye. Hadi bay.